Arkadaşlar merhabalar, ben Özgür Meral. İyi akşamlar. Nasılsınız? Şu an IQ Option firmasındayız ve biraz para kazanmaya çalışacağız çünkü dolarda terste kaldık. Biz de terste kaldık arkadaşlar ve altında, ama umarım zamanla bunlar değişecektir. Şimdi yeni bir gördüğüm bir formülü denemeye çalışıyorum. Şu an pratik hesapta deniyorum. İşe yararsa hemen gerçek hesabıma alıp orada da kullanmaya çalışacağım. Bunun için ADX, sadece ADX'i kullanacağız. Bu ADX arkadaşlar bu şekilde açılıyor. Yeşil üst tarafa geçtiğinde, diğer iki çizginin üstüne geçtiğinde bir 5 dakikalık yatırım yapılıyor. Altında geçtiği zaman ise 5 dakikalık bu sefer aşağı doğru yatırım yapılıyor. 1 dakikada bakılıyor platform. Henüz 2 dakika var. Bakalım neler olacak. Üste geçtiği zaman pozisyonumuzu aldık şurada. Şuralardan aldık. Bakalım pratikte işe yarayacak mı? Yaramazsa, yararsa gerçek hesapta dinleyeceğim. Yaramazsa kendi yöntemime döneceğim. Çünkü orada gayet iyi sonuçlar alabiliyorum kıymetli arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Bunu bekleyelim. Bunu beklerken de başka bir çift açıp oradan da bir denemekte fayda var. O şeyi de nereden açacağınızı, açabileceğinizi göstereceğim ADX'i. Arkadaşlar ADX'i şuradan açabiliyorsunuz. Momentum'da şu Average Directional Movement Index diye geçiyor adı. Buna tıklayınca 14'te zaten açılıyor. Şu alttaki görüntü oluşmuş oluyor. Bunu şu an pratikte deniyorum dediğim gibi. Eğer işe yararsa yine devam edeceğim. Şu anlık bir fikrim yok. Böyle yöntemleri tabii deniyorum önce ve sonra açmaya çalışıyorum. Size göstermeye çalışıyorum. Elbet burada gerçek hesabımız da var. 10 dolara yatırım yapılabiliyor burası. Bu arada abone sayımız arkadaşlar sizlerin desteği sayesinde 10.000'i geçti. Bunun için çok çok teşekkür ediyorum hepinize teker teker. Diğer türden, yani piyasa, beklenti, dolar, gram altın, ons altın, gümüş ve diğer emtialarla ilgili videolarımız yine devam edecek. Piyasaları bunun için sizi araştırıyorum. Sizin için haber topluyorum ve grafiklere bakarak yorumlamaya çalışıyorum. Şimdi ilk etap bu, gördüğüm kadarıyla bu sistem şu anlık pek işe yarar gibi gözükmedi. Ama denemeye tabii ki muhtaçlığı var. Arkadaşlar bunu, yani hemen ilk etapta bir iki tane gelmesi lazımdı ama şu an için başarılı. Bunu bulamadım ama daha sonraları tekrar deneyeceğim. Zaten pratik hesapta olduğumuzu görebiliyorsunuz. Son anda bir şey yapıp da bizi yanıltmazsa eğer. Evet arkadaşlar, biz kendi yöntemimize geçelim en iyisi. Yani yöntemleri bu şekilde çalışıyorum diye düşünebilirsiniz. ADX burada. Şu an ADX'i kapatabiliriz. Ve bizim kendi template'lerimizden daha önce de kullandığım ve gösterdiğim arkadaşlar denetimli 5.21 adını verdiğim yere geçelim. Denetimli 5.21 dediğim şey 5 ve 21, evet kayboldu, bunu gördük. Bunu da 5 ve 21 SMA diye buradan açıyoruz. Moving Average'de 5 ve 21 diye açıyoruz. Buna bir tane Mehdi MAC'de bir tane Stochastic oskülatör erasayı açıyoruz ki bunları denetlemek için, yön değiştireceği zamanı bize versin diye bu şekilde açtım. Bunları az sonra izah etmeye çalışacağım. Fraktal bazen iyi sonuç vermiyor. Fraktalı dilersek buradan kapatabiliriz. Kafamızı karıştırıyorsa. Stochastic, RSI yerinde bulabileceksiniz bunları. Daha önceki videolarımda da var. Stochastic ve RSI burada. RSI bu. Stochastic de bir alttaki. Moving Average de bu zaten. Bir tane 5, bir tane 21 farklı renklerde açabiliyoruz. Bir de parabolik. Paraboliğin anlamı alttan açıldığı zaman yukarı doğru gidebileceğini bize göstermesi. Mehdi mavinin kırmızı yukarı doğru kesmesi, yukarı doğru gidebileceğini bize göstermesi. Bu 5'in 21'i kesmiş olması lazım. Stochastik üstlerde bu aşağı döneceği zaman mavi kırmızıyı keser. Bu da aşırı alım bölgesine henüz daha varmadı, aşağı dönmedi, bize bir dönüş için sinyal vermedi anlamında. Onları dönüşlerde kullanıyorum. Eğer dönebilecekse önce oradan sinyal almayı umuyorum. Şimdi bir parça deneyelim bakalım ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bir 5 dolarla başlamak istiyorum. Buradan da saatimize bakarız kıymetli arkadaşlar. Türkiye'de bu işi ben başlattım ve yani bu işlerin anlatımını. Belki de bütün dolar altınlardan önce de bu vardı. Yani bu işi temelinde ben başlattım diyebilirim bu tip videoları çekmeyi. Ve sonra bunların devamı geldi. İşte 5 dolarlık bir trade açmış olduk. Şunları neden kullandığımda 5.21 videolarını daha önceden bilenler için söylüyorum. Bunları geri dönüşler olup olmadığını önceden sezebilmek için kullanıyorum. Çünkü bu sonsuza kadar yukarı doğru gitmez. Aşağı dönüşün bir takım göstergeleri var. Mesela bu sarı 5 çizgisinin maviye doğru yaklaşması, paraboliğin üstten açması, şu mavinin Mehdi'nin mavi çizgisinin kırmızıyı aşağı yönlü kesmesi, stokastiğin aşağı doğru dönmesi ve yine bu RSI'nin de aşırı alım bölgesinde bulunması gibi ve aşağı doğru dönmesi gibi neticeler olabilir. Bunlar önceden kestirebilmek için dönüş yerlerini, çünkü bazen adımlar atıyorum. Bunlara da baktığım zaman daha düzenli, daha nizamlı gidiyorum diyebilirim. Yani o şekilde anlatabilirim size bu olayın neticesini. Şu an ilk adımı kaybediyor gibi bir pozisyonumuz var. Ancak ikinci adımda bunu almayı ümit ediyorum. 2 veya 3'te artık. Şimdi sarı bundan ne kadar uzak durursa aşağıdaki 21 mumluk ortalamadan bize o kadar daha iyi olacaktır. Henüz mavi kırmızıyı aşağı yönlü kesmedi. Bu indikatör bir gösterge. Kestiği zaman aşağı düşüşü başlatabilirim demek istiyor olabilir. Stochastik de henüz buna bir tepki vermedi. Verdiği anda zaten ben buradan yatırımı kesip başka bir yere gidebilirim. Hani erken uyarı sistemi gibi çalıştırmayı ümit ediyorum şunları. Ki dönüş zamanını ve artı ekstra pozisyon açmayı engelleyebileyim kendi kendime diye, erken uyarı sistemi olsun diye onları da açıp gösteriyorum. Bu şekilde balanslı bir şekilde gidiyor ve işime yarıyor. Şu an 7 saniye kaldı. 5, 4, 3, 2, 1 diye kapanca derken en sonunda sanırım aldı. Evet, aldı. Şimdi burada artık şeyi kesiyorum. Tekrardan trade koymayı. Çünkü en azından bir tanesi mesela şu mavi kırmızıya doğru oldukça yaklaştı. Bu stochastik mavi kırmızıyı kesmiş. Bu henüz daha aşırı alım bölgesinde değil. Gerçi bir parça daha bunu kurtarabilirdi ama şu an işimi riske atmayıp farklı bir seçenek bakacağım. Daha temiz, daha güzel bir yer arayacağım. Şunu kapatalım ki otomatikten diğer şeylere de yansısın. Şöyle yapalım. Bu nerede şimdi? USD Japon yeninde. Şunları kapatırsak ve USD Japon yeninden sonra farklı ikililer açtığımız zaman onlar açıp gösterecektir. Bir saniye şöyle bakayım. Bu hangisi? USD Japonya oldukça da iyi gösteriyor. Buna aşağı yönüşü güzel gösteriyor. Stop. Bir de buna bakın, RSI açalım. Nereden açıyoruz? Açımı da böylelikle göstermiş olalım. RSI'yi da şu şekilde. Popüler kısmından RSI Relative Strength Index diye. Bunu da bir açalım kendi ayarında ve karar verelim. Şu fraktalları ara sıra kapatıyorum çünkü can sıkıcı oluyor bazen. Şu an için bu aşağı doğru düzlemde gidebilecek bir şey. 5.21'i kesmiş mavi. Parabolik yukarıdan açmış. Kırmızı çiviler hakim. Kırmızı maviyle çok iç içe, biraz daha aşağı gitse daha iyi olur. RSI biraz aşırı şu an satım bölgesinde. Yukarı çıkmadan biraz yakalayıp biraz işlem alalım. Saniyeye bir bakalım. Şimdi bakalım, işlemi tam olarak görmeye çalışacağız. Mavinin kırmızıyı kesme etkinliği arttı. Keza bu da öyle. RSI aşırı satım bölgesinde. Bunların dönüşlerinde dikkatli olmaya çalışacağım. Şimdi bir dakika kala yeni bir trade almış olduk. Bu birkaç adım sürebilir. 1-2 adım, 3 adım sürebilir. Eğer kontrollü bir şekilde izlenirse ve ana şartlar değişmedikten sonra 1. 2. 3. en geç 4. adımda almasını beklerim ben. Tabii ki anlattığım yöntemlerin hiçbiri %100 illaki kazandıran şeyler değil. Onun için bu risk uyarlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar kendi yatırımlarım ve bu şekilde yatırım açıyorum. Bu 5-21 en son sıklıkla kullandığım bir yöntem. Şu an ilk anda bazen gelmez. Biz kısa vade yatırımlar yapıyoruz. Hemen heyecana düşmeden beklemek gerekiyor. Şartları kollamak gerekiyor. Henüz daha şartı bozacak, yukarı döndürecek herhangi bir meyil yok. Şu mavi yukarı dönerse mavi kırmızıyı, bu RSI'de dönerse ilk belirtiler oradan gelecektir. Parabolik alttan açarsa keza öyle. Derken ilkini kaybettik ama ikinci adımda bu sefer yine almayı ümit ediyorum. Şu an 1 dakika var. Tekrar 1 dakikalık bir yatırım açmış olduk. Bakalım, seyredelim nasıl olacak. Şu fraktalı açılması buradan aslında aşağı doğru iniş olacağının bir göstergesiydi. Parabolün yukarıda açılması mumun aşağı gideceğini, genel olarak aşağıdan açılması yukarı gideceğini gösterir. RSI burada bir şey yaktı. Yani aşırı satım bölgesinden alım bölgesine doğru gidebileceğinin sinyalini veriyor. Bu da sinyal verebilir az sonra. Ama genel şartlar değişmediği için halen şeye devam ediyorum. Yani aynı yöne, satış yönüne işlem açmaya devam ediyorum diyebilirim. 10 saniye kaldı. Buna bir şans daha vermek istiyorum. Da kapandı çünkü. Şimdi aşağı alım yaptık. Video çekerken tabii insan bekleyemiyor ve bir an önce işlem açıyor. Normalde bunları bekleye bekleye ve tam doğru zamanı kollaya kollaya yapıyorum ve daha başarılı sonuçlar aldığımı görebiliyorum orada. Şu an mesela şu tabloda beni endişelendiren şey RSI'nin yukarı doğru kendisini hafif dikmeye başlaması. Buradaki Stochastic'in de yine yukarı doğru geçmeye isteği gözüküyor. Mehdi'de de sanki böyle bir hava var ama genel trend henüz daha bozulmuş değil. Bekleyeceğim ve eğer bunu 3 veya 4 adımda alabilirsem yeni bir çifte geçmeyi arzulayacağım. Şu an bekliyoruz. Son 8 saniyeler. Derken bunu da bu adımda kaybetti. Şimdi biraz risk alma zamanı. Bu riski alacağım. 4 adım çünkü kendime koyuyorum. Bu riski almakta başka şansım şu an için yok. Siz $300 koydum şu an. Siz tabii daha küçük minimal $1'lık, $3'lık yatırımlara girerseniz sizin için daha az korkutucu olur ve daha ısınmış olursunuz. Zaten önce demoda denemenizi öneriyorum bu tip yöntemleri. Aşağı doğru indiğinizde belki 100'e yakın, 150'ye yakın formül anlatmışımdır. Herhangi biri işinize yarayabilir diye düşünüyorum. Tabii ki risk uyarılarını her zaman göz önünde tutmamız gerekiyor. İkili opsiyonların riskli sistemler olduğunu biliyorum. Bunu bilerek girdim 7 yıl önce. Bu tip sistemlerle çalıştım, öğrendim. Ve bunun risklerini kendim kaldırabiliyorum. Ama riskli olduklarını bilin. Şu an $300 içeride. $270 kazanmış oldu. Ve bütün eski zararlarla beraber yeni bir kar almış oldu. $2224 gelmiş oldu. Buradan da bunu görmemiz mümkün. 1, 2, 3 ve 4. adımda almış oldu. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Daha net çalışmak için eğer bunlar kafanızı karıştırıyorsa şu Stoch'u, RSI'yi, erken uyarı sistemlerini kaldırabilir. Hatta fraktalı bile aradan kaldırabilirsiniz. Bu arada fraktalın da ne olduğunu söylemeye, anlatmaya çalıştım. Aşağıdan açıldığı zaman fraktal yukarı doğru çıkacağını, yukarı açıldığı zaman yine aşağı gideceğini söyler. Parabolik şu indikatörün adı. Bu da yukarıdan açıldığı zaman aşağı doğru bir iniş olabileceğini, aşağıdan açıldığı zaman yukarı doğru bir gidiş olabileceğini bize gösteren bir şey. Şunlar da hareketli mum ortalamaları. Şu 5 günlük, şu 21 günlük mum ortalamalarına göre açıyor. Mehdi'nin de mavinin kırmızıyı aşağı doğru kesmesi, aşağı doğru inişi gösteren bir eylem olarak göze çarpıyor. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu kadardı. Demoda açmadan, altta demosu da var. Bunun demosu olduğunu gördünüz zaten. Demoda açıp pratik hesapta çalışma olanağınız olabilir. Bu şekilde, ama sadece ilgi duyanların ve sadece kendisi isteyenlerin demo açmasını istiyorum. İkili opsiyonların risk kurallarını tekrar hatırlatıyorum. Hepinize sevgi, saygı diliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarımızı kaçırmamak için hepinize sevgiler, saygılar. Hoşça kalın kıymetli arkadaşlar.